13 Ağustos 2018 Pazartesi. Dostlar, Amerikalıların yaptırım için verdikleri gün bugün. Yani ekonomimizi hukuk dışı yaptırımların altına almaya çalışan ABD tam anlamıyla ülkeyi sarstı. Neler mi oldu? Hafta sonu neler oldu? Neler? Uzun uzun kuyruklar, demeçler. Ben de bir ekonomistim. Herkes ekonomist. Cebinde dolar bulunduran, euro bulunduran ekonomist. Manav arkadaş da ekonomist. Ne diyor Manavlar Odası Başkanı? Bozdurursan dolarını, sana marul, sana yeşillik, sana karpuz, ücretsiz. İlginç promosyonlar, ilginç çıkışlar. Ama bu tür buhran günlerinde en önemli insanlar, adını tarihe yazdıracak insanlar da çıkıyor. Bunlardan bir tanesi benim rahmetli hocam Erdoğan Alkin'in oğlu, o da bir profesör, Emre Alkin. Diyor ki panik yok. Neler yapmamız lazım? Notlar vermiş, ben de paylaşmak istiyorum Bolulularla. Patronlara önerileri var. Vatandaşa önerileri var ve profesyonellere de önerileri var. En önemli önerisi eğitimi bırakmayacağız diyor. Patronlar da eğitime ağırlık verecek, vatandaş da kendi ailesinde eğitime ağırlık verecek. Dikkat edeceğiz. Ama ne diyor patronlara Sayın Alkin? Lüks yaşamayı bu dönem bırakacaksınız. Yani ağırlık emekçiye bindirilmeyecek. Eğer bir sıkıntı, buhranları biz çok açtık, varsa hep beraber paylaşacağız diyor. Yalın ve sade anlatan bu ekonomisti hepimiz dinleyelim. Buradan gelelim Bolu'ya. Bolu turizm, turizm, turizm dedi. Hanları vardı, hamamları vardı. Geredelilerden ses geldi. Kiliseli tüccar han. Yıllardır özel mülkiyet olduğu için turizme kazandırılmayan bu han, şimdi diğer adıyla Gavur Hanı, Kitirler Mahallesi'ndeki turizme kazandırılıyor. 10 ay sonra bakalım orada bir otel, bir restoran ve hatta bir yöresel ürünler mağazaları görebilecek miyiz? Darısı Bolu, göl yüzündeki Katırcılar Hanı'nın başına mı? Evet, ekonomistlerden bahsettik, turizmden bahsettik. Bugünün bence en önemli adamlarından birisi de Adnan Bali. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortağı olduğu bir bankanın genel müdürü, o da diyor ki aman dikkat, bu diyor teorilere uymayan bir buhran, kriz, onun için dikkatli olalım. Dostlar, bir de Avant İzzet Baysal Üniversitemiz var Bolu'da. Üniversitemiz bugün gelirken stüdyoya gördüm, meydanda öğrencileriyle öğrencileri buluşturuyor, kendini tanıtıyor. Bir de kitapçık hazırlamışlar, kendi fakültelerini anlatıyorlar. Ben niçin son olarak üniversiteyi bıraktım konuşmama, değerlendirmeme? Mudurnu bizler için çok önemli, ahilik kenti. Mudurnu'da Eylül ayında 22'sinde Mudurnu TOKİ'nin salonunda uluslararası bir Çalıştay sempozyum hazırlanıyor. Mudurnu sempozyumu, daha önce Seven sempozyumunu hazırlayan ekip şimdi de bizleri bir araya getirerek Mudurnu'yu dünyaya tanıtacak, ilim adamlarıyla tartıştıracak. Evet efendim, bugünlük de bu kadar. Biz TV Bolu'dayız. Gündem geniş. Bizi izlemeye devam ediniz. Selam ve muhabbetle. tvbolu.com